Piyasa yönüyle devam ediyoruz ve bu bölümde çok değerli bir akademisyen, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp hocamız yayınımızda olacak. Bu dönemde özellikle akademisyenlerin ekranda olması çok kıymetli. Dün de biliyorsunuz Profesör Doktor Sinan Alçın hocamızla birlikte para piyasalarını tartışmıştık ve bugün de hem önümüzdeki hafta Selva hocamızın hazırlamış olduğu TEBA'ya şahit olacağız. Yani tüketici hane halkı beklenti enflasyonu ölçümleyeceğiz. Ancak öncesinde Merkez Bankası kararını verdi. Peki bu karar bizi nasıl etkileyecek? Hane halklarını ve Türkiye ekonomisi nasıl etkileyecek tartışacağız efendim. Hemen hiç sözü uzatmadan hocamızı ağırlayalım. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyi yayınlar Murat Bey. Ben sabah açılışı yaparken hafta sonunun gelme mutluluğuyla birlikte Haziran ayının ilk işlem günlerim. Yani birazcık böyle zamana sıkıştırmış oldum. Hiç Haziran ayı bitmeyecek gibi onu izleyeceğimize söyleyeyim, tekrar düzelteyim. Haziran ayının son işlem gündeyiz hocam ve Temmuz ayına artık giriyoruz. Dolayısıyla birçok hesap yapacağız. Bugün Singapur temasları var Sayın Bakan Şimşek'in. Birazdan oralara geliriz ama öncesinde sizden bir Merkez Bankası'nı duyalım. Yani bir taraftan da tüm Türkiye'ye sorular soruyorsunuz hane halklarına. Önemli bir anket de yapıyorsunuz. Dolayısıyla da o anketin birazcık da sonuçlarını görebildik mi acaba Merkez Bankası kararlarında? Ne dersiniz? Görebildik, şöyle görebildik. Dünkü metne eklenmiş bir ifade var. O da Mayıs ayında aylık enflasyon ana eğilimindeki zayıflama geçici bir kesintiye uğramıştır şeklinde bir ifade eklemiş Merkez Bankası. Bunu neden yaptılar? Çünkü Mayıs ayında biz zirveyi gördük. 75.5 ile enflasyonda artık zirveyi görmüş durumdayız. Ama bu beklentileri nasıl etkiliyor ki sizin de ipucu verdiğiniz gibi önümüzdeki hafta bunu zaten bugün içerisinde belki öğleden sonra yayınlamayı düşünüyoruz raporu, ama ben size henüz resmi raporu yayınlamasak da ipuçları vereyim. Şimdi hane halkı gerçekleşen enflasyona bakarak beklentisini oluşturduğu için ve manşet rakam açıklanan da bir zirve yaptığı için bunun ister istemez beklentileri olumsuz yansımalarını görüyoruz. Ve bu da Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor tabii. Bugünkü rapora da ya da dünkü rapora da bu tür bir ifade konulması ama bunun geçici olarak da altının çizilmesi şundan dolayı. Merkez Bankası diyor ki bakın evet en son rakam yükseldi ama bundan sonrasında enflasyonda biz düşüş bekliyoruz ki bütün zaten piyasalarda en azından baz etkisiyle zaten önümüzdeki iki ay içerisinde özellikle güçlü bir baz etkisiyle yıl sonu hedefi olan üst bandı 42, orta noktası 38 olan rakamlara yıl sonuna doğru yaklaşmayı bekliyoruz. Bizim de yine kendi Koç Üniversitesi çatısı altında Sevcan Yeşiltaş ve Cem Çakmaklı ile yaptığımız tahminleri güncelledik. Onları da haftaya sizinle daha detaylı konuşuruz. Aynı hocam, %45 gibi bir yıl sonu rakamı bekliyoruz. Çok iyi hocam. Bayağı bir gerileme var aslında değil mi? İlk iki rapora evet. Nazaran hane halkının enflasyonla ilgili en azından beklentilerinde ciddi bir çıpalan düşüş var aslında. O 45 bizim kendi tahminlerimiz. Yani hane halkının değil. Hane halkının değil. Tamam, özür dilerim. Çünkü 98'lerden evet. Değil mi yıl sonu ve yok, 12 aylık evet, yüzü. Evet. Hani yarı yere düşmüş diyecektim ama biraz tezcanlılık yaptım. Lütfen kusura bakmayın. O hani piyasayla vatandaş arasındaki ayrımdan. Ayrışım. Ama şunu da söyleyelim. Hani bazen bize şunu da söylüyorlar. Biz mesela yıl sonu tahminimiz 45 deyince biz çok daha yüksek bir enflasyon hissediyoruz, siz neyi hesaplıyorsunuz gibi. Hemen onu da açıklayalım. Bizim hesapladığımız TÜİK'in açıklamış olduğu resmi rakamların trendi. Yani biz kendimiz bir enflasyon hesaplaması yapmadığımız için istatistiki olarak hani şu anda 75.5 olan rakam bunun içerisine etkileyen makroekonomik değişkenleri de eklediğimizde nereye evriliyor? Onu cevaplıyoruz. Hocam, ama zaten TÜİK'ten de farklı bir şey. TÜİK'ten de bağımsız bir şey yapmaya da gerek yok. Sonuçta resmi rakam olduğu için onun üzerinden bir sonuca varmak da gerekli değil mi? Ya daha, çünkü dayanak varlık orası herhalde değil mi? Orayı yok saymamak da gerekiyor. Çünkü karar alıcı, evet. Aynen. O bir referans noktası. Referans noktası. Yani bir Merkez Bankası ona göre zaten politika faizini belirlediği için tabii. O rakamın tahmininin de profesyonel bir kıymeti var. Tabii ki. Ama vatandaşın hani ben daha yüksek hissediyorum sorusuna cevaben ona TEBA ile onu zaten açıklamaya çalışıyoruz. Orada evet. Doğrudan sizin geçmiş 12 ayda enflasyonun nereye gelmiş olduğunu düşünüyorsunuz ya da önümüzdeki 12 ayda nereye gitmesini bekliyorsunuz sorusu tamamen hissiyata dayalı. Ben alışveriş sepetimi geçen sene bu zamanlarda ne kadara dolduruyordum da şimdi ne kadara dolduruyordum cevabı.
Ama Merkez Bankası'nın dünkü kararına dönecek olursak, Merkez Bankası hani Mayıs'ta bir zirve gördükten sonra enflasyonun yıl sonu tahminine yaklaşmasını beklediği için yeni bir faiz adımı atmamış. Ki bu mantıklı, dediğim gibi biz de zaten o üst banda oldukça yaklaşmasını bekliyoruz. Biz 45 bekliyoruz. Merkez Bankası da bence 42'ye gelip orada mutlu olacaktır. Bunun için de zaten daha fazla bir sıkılaştırmaya ihtiyaç yok. Yani bir de şu var, Merkez Bankamız bir süredir, sizle geçen yayında da konuşmuştuk, finansal istikrarı odak noktasına koydu. Çok ciddi sermaye akımları var çünkü. Bu noktada daha fazla faiz artışı sermaye girişini, kısa vadeli sermaye girişini hızlandırıp o da finansal istikrarla ilgili sorun yaratıyor. İşte çok ciddi bir şekilde Merkez Bankası'nın o parayı, dövizi piyasadan çekmeye çalıştığını görüyoruz. O da bir yan etki olarak likidite fazlası yaratıyor. Hocam şimdi çok konuşurken birçok şey düşündüm. Yani bir öğrenciniz olarak tekrar aklıma gelen soruları soracağım. Dediniz ki 42 puanla Merkez Bankası bize iktisat derslerinde anlattığınız gibi üretici tüketici rantı gibi sanki orada aslında 38 beklerken 42'ye de razı, burada bir rant da var. Belki de bir iletişim olarak, piyasaları ikna olarak, belki doların stabilizasyonu anlamında bunu bir iletişim olarak da kullanıyor olabilir. Biraz daha iyimser tarafta kalarak. Ama 42 puana şu anda uygun, en azından razı olabilir dediniz. Siz de 48 değil mi? Yanlış hesap duymadıysam eğer. 45, bizim 45 de 45 puan. Şu an. O zaman yine hala Merkez Bankası, hani diyelim ki kendi, hani onların niyetlerini bilemediğim için, zihinlerini okuyamadığım için 38 üzerinden değerlendireceğim izninizle. 7 puan. Yine sizin dediğinize göre aslında bir Merkez Bankası iyimser tarafta kalıyor gibi bu politikayla. Bu bir risk yaratır mı sizce? Ufak bir risk yaratır. Şöyle, yani Merkez Bankası'nın vermiş olduğu tahminlerin orta noktası çok fazla ciddiye alınmaz bundan sonraki dönemde. Çünkü zaten aslında düşünecek olursak Murat Bey, Merkez Bankası o rakamları verince hep piyasalar üst bant üzerinden konuşuyorlardı. Konuşuyor. Hatta ben zaman zaman düzeltme yapıyordum. Diyordum ki bakın, bir istatistiksel olarak bir orta nokta varsa o gerçekleşme ihtimali en yüksek olan nokta demektir. Orta nokta üzerinden konuşalım şeklinde. Ama hani en azından her şeye rağmen Merkez Bankası, hani biz bir size bant aralığı vermiştik ve o bant aralığı içerisinde kaldık diyebilmenin de huzurunu yaşayacaktır yıl sonunda. Hocam şimdi ekranda grafiğimizi görüyorsunuz değil mi? Görebiliyorsunuz. Orada enflasyonun seyriyle faizlerimizin sürecini görüyoruz. Şimdi şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani faizler çok hızlı arttı. Enflasyon da faizler kadar artmasa da artmaya devam etti. Bir taraftan bunun üzerine tüketici güven endeksi ve ekonomi güven endeksini koyduğumuz zamansa güvensizlik daha var değil mi? Yani daha güven oranlarında bozulma var diyeyim. Güvensizlik demeyelim. Daha belki kulağa hoş gelmeyen bir tabir oluyor ama ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde hocam. Geçtiğimiz hafta da takdir edersiniz ki tüketici güven endeksi 78 sanırım seviyelerinde. Yani 100 eşik seviyesinin yaklaşık 22 puan kadar altında. Şimdi konuşmanızın ilk başında dediniz ki yoğun bir şekilde aslında enflasyonla mücadele dönemine, yani o acı reçetenin belki de zirvelerine yakın bir acı yaşamaya başladık biz. Şimdi bu acı yaşadığımız için mi bu güven oranlarında bir düşüş var ve sonrasında toparlanacak mı ve ne zaman toparlanacak? İlk sorun, bir taraftan da ne zaman bu faiz artışları artık ekonomiye, o enflasyona olan yansımasını göreceğiz hocam? Baz etkisinden bahsediyoruz ama anlaşılan o ki Merkez Bankası faiz artırmasaydı da bir baz etkisinden dolayı enflasyon seyrinde düşüş olacaktı. Hem baz etkisini hızlandıracak bir etmen midir %50, hem de ne zaman daha zamansal olarak görebileceğiz sizce etkisini? Çok güzel sorular ikisi de Murat Bey. Tamam. Yani birinci sorudan başlayacak olursak, evet, artık giderek ekonomi üzerinde bir yavaşlama, bir daha net bir şekilde rakamlarda görmeye başlayacağız. Ama bunu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Çünkü özellikle ilk çeyrekte halen yerel seçimlerin olması bence Merkez Bankası'nın biraz elini bağladı. Zaten kendileri de enflasyon raporunda birinciden ikinciye geçerken o çıktı açığı tahminini yukarı yönlü revize etmişlerdi. Yine bizim büyüme tahminlerimiz yılın ikinci çeyreği sonu itibariyle %4'ler gibi bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre büyümeye işaret ediyor. %4 oldukça yüksek bir rakam. Yani öyle çıplak gözle çok fazla hissedilecek bir yavaşlama değil. Ama biz aslında şu anda ikinci yarısına girmiş durumdayız yılın. Ve esas şimdi biz o yavaşlamayı hissedeceğiz. Neden? Özellikle kredilerde o %2'lik büyüme sınırının getirilmesi bence ciddi şekilde ekonomiyi yavaşlatacaktır.
Hatta yılın son iki çeyreğinde ben daralma bile görebileceğimizi düşünüyorum çeyreklik bazda. Mesela biz birinci çeyrekten ikinci çeyreğe geçerken 0.3 gibi, yani neredeyse hiç değişmeyen bir büyüme rakamı bekliyoruz. Bir yavaşlama olsa da halen ekonomi sanki büyüyor gibi. Ama 2'den 3'e, 3'ten 4'e geçerken esas o kemerlerin sıkıldığını hissetmeye başlayacağız. Maalesef, maalesef diyorum. Çünkü işte acı reçete bu. Yani enflasyon başka türlü düşürebilmek, enflasyonu başka türlü hani hiç büyümeden, feragat etmeden düşürebilmek çok kolay değil. Hı hı. Şimdi ikinci sorunuz da çok güzeldi. Orada da şunu dediniz. Buyurun, hani, hocam, baz etkisiyle zaten enflasyon düşüyor. Nerede o zaman faiz artışları hiç olmasaydı düşecekti? Biz bu faiz artışlarını boşuna mı yaptık? Şöyle yani hani bir başınız ağrıdığı zaman ağrı kesici içersiniz. Başınızın ağrısı çok geçmez. Dersiniz ki boşuna mı içtim ben o ağrı kesiciyi? İçmeseydiniz bilmiyorsunuz nasıl olacaktı. İçmeseydiniz belki ağrı daha da artacaktı. Enflasyonda da öyle. Eğer o faiz artışları gelmeseydi, işte baz etkisiyle biz 55'lere düşmesini bekliyoruz. Belki 70'lerde kalacaktı, belki daha üstünde kalacaktı. Yani faiz artışları her şeye rağmen beklentileri arzu ettiğimiz kadar olmasa da kontrol altında tutuyor. Talebi yavaş yavaş da olsa, arzu ettiğimiz kadar hızlı olmasa da dizginlemeye başladı. Ve özellikle de kur üzerinden çok ciddi bir geçişkenlik vardı. Faiz artışları kuru kontrol altında tuttuğu için maliyet enflasyonunu da biz daha fazla artmasını engelliyoruz. Çok yüksek yerlerden enflasyonu düşürmemiz gerektiği için hani sabırsızlanıyoruz. Ama Merkez Bankası da kendi açıklaması var. Çok hızlı, ani bir duruş olmasın diye kademeli olarak o direksiyonu, arabayı götürmeye çalışıyorlar. Evet, yani bir Türk gibi davranmamak lazım burada, değil mi hocam? Para politikasının tezcanlı olmamamız lazım. Biz Türkler böyle her şey olsun, gündemimiz de çok hızlı. Burada birazcık böyle Avrupalı gibi, biraz daha batılı, sabırlı bir şekilde para politikasını uygulamak lazım. Herhalde o yüzden adını ortodoks koydular, bilmiyorum. Şeyi tartışacağım, şimdi minik bir ara vereceğiz ama özellikle vergilerin 400 milyar liralık bir bütçeye fazla vermesi bekleniyor ama özellikle tabana yayılmış bir vergiden bahsediyoruz. Acaba enflasyonla mücadele birazcık daha tüketiciyi, vatandaşları ikna edebilmek ve onların tüketim kalıplarını kırmak için de böyle bir tercih yapıldı. Orada nasıl bir katkısı olacak diye birazcık fikrinizi de almak istiyorum ama çok minik bir araya gidelim. Sonrasında Stüdyo New York'ta Selva Demiralp hocamızla tartışmaya devam edeceğiz.